Değerli izleyiciler herkese merhaba. Bir United programında bugün farklı bir konuğumuz var. Necla Güngör kadın milli takımı teknik direktörü hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ee, evet kadın futbolunu konuşacağız. Türkiye'de giderek dünyada kadınların futbola ilgisi artıyor. Hem izleyici olarak hem de sporcu olarak Türkiye'de de bu sayı giderek artıyor, büyüyor. Ve kadın futbolundaki sorunlarımız neler? Hangi noktaya geldik? Neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Eee Öncelikle şuradan başlayalım. Türkiye'de kadın futbolunun konumu ne boyutta e, sporcu sayımız, lisanslı sporcu sayımızın e, hangi noktaya geldiğini görüyorsunuz. İlgi nasıl? E, kızlarımız bu işe nasıl bakıyor? Biraz oradan başlayalım. E, hangi noktadayız bu anlamda? E, öncelikle programımıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için de çok anlamlı ve özel olacak bu program. E, Kadın futbolu anlamında neredeyiz? Dünyaya baktığımız zamanki sıralamamız ya da Avrupa'ya baktığımız zamanki sıralamamız üstlere göre gerilerdeyiz. Ama bu demek değil ki gelişmiyoruz anlamına da gelmiyor. Gelişen, kendini ispat etmeye çalışan bir kadın futbolu yapılanmamız söz konusu. Lisanslarımız erkeklere oranla ciddi anlamda düşük. Şu anda 1500 civarında küçük yaş grubunda lisanslı oyuncumuz varken 4000 civarında totalini kaplayan bir lig yapısındaki oyuncu havuzuna sahibiz. Ama gelişmeye çalışan, kendini erkek egemen spor branşında görünen bir yerde kendini iyi bir şekilde konumlandırmaya çalışan ve bunun için hazırlık yapan bir kadın futbolu var aslında. Evet. Peki liglerin organizasyonu, altyapılar bu konularda hangi noktadayız kadın futbolunda? Şu anda kadın futbol tamamen amatör statüyle yürütülen ve 3 tane ligi kapsayan bir durumda. Kadınlar 1. Ligimiz ilk defa bir sponsorla beraber bu sene bubble sisteminde oynanacak, turnuva şeklinde oynanacak. İkinci ligimiz aynı şekilde 31 takımdan oluşan 4 gruplu bölgesel oynattığımız bir ligimiz var. ligde tamamen katılımın belli koşullara bağlı olup bölgesel oynatabildiğimiz, katılımın fazlasıyla bütün herkesi kapsayacak şekilde geliştirdiğimiz bir organizasyon yapısına sahibiz. Amatör statüde olmamız doğal olarak şartlarında amatörce yürütülmesine sebep oluyor. O yüzden biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu statünün ve bu gelişimi daha da profesyonel anlamda ilerletmeye çalışıyoruz. Peki büyümek için bu fut, kadın futbolunun daha fazla kitleye ulaşması için e, ne yapmak gerekiyor? Mesela nasıl zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Anadolu'daki aileler, İstanbul, İzmir, Ankara gibi Adana gibi, Bursa gibi illerimizin dışında Anadolu'daki aileler kadın futboluna nasıl bakıyorlar? Bununla ilgili mutlaka sizin de çalışmalarınız ve gözlemleriniz oluyor. Doğal olarak çünkü neticede dediğiniz gibi şimdi voleybol ve basketbolda belli bir noktaya geldik ve hatta evet. Anadolu'da da birçok kulüp hem voleybolda hem basketbolda kadınlar sporunda yatırımlar da yaptılar evet. Türkiye'nin dört bir tarafında bu konuda. Futbolda bu, hangi noktadayız bu alanda? Size farklı bir istatistik vereceğim bu durumda çünkü bizim ligde yer alan takımlarımıza baktığımızda dağılıma baktığımız zaman kadın liginde özellikle ikinci lig ve üçüncü ligde Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da daha fazla takımımızın olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni de hem yerel yönetimlerin kadın futboluyla oradaki kızlarımızın istihdam alanını arttırmak ve geliştirmek adına çok büyük bir katkısı var. Aynı zamanda da aileler e, milli takımın varlığından sonra kız çocuklarını futbola yönlendirmek ve futbollu olan gelişimlerini sağlamak için de ciddi anlamda bir efor sarf ediyorlar. E burada da en önemli katkı aslında amatör ruhla yapılan beden eğitimi öğretmenlerinin ya da oradaki antrenörlerin çok ciddi bir emeği söz konusu. O yüzden biz asla takım açma ya da e, takım anlamında yayılma anlamında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Çok ciddi bir talep ve arz var. Ancak işin profesyonel alana e, geçme kısmında bir takım sıkıntılar yaşıyorduk. E, pandemi sürecinden önce e, yeni yönetimimizle beraber almış olduğumuz bir takım stratejik kararlar ve bir takım oyun felsefeleri gibi kadın futbolu felsefesini ortaya koyduk. Ve en büyük amacımız kadın futbolunun bilinirliğini arttırıp Profesyonel mecralarda bu işi çok daha iyi ortamlara, o kız çocukların çok daha iyi ortamlarda antrenman yapmasını ve futbolla tanışmasını sağlamaya çalışıyoruz. E, UEFA ile yaptığımız bir takım işbirlikleri var. E, en önemli işbirliklerinden bir tanesi de maalesef pandemiden dolayı durdurmak durumunda kaldık. Okul kulüp işbirliği yapıyoruz. Bizim eski milli takımda oynamış olan ve şu anda beden eğitimi öğretmenliği yapan kızlarımız var. Onların antrenörlük belgesiyle beraber onları okullara yönlendiriyoruz. Okuldaki küçük yaş kızların hepsine futbol eğitimi veriyorlar. Futbola devam etmek isteyen kızları da kendi bölgelerindeki en yakın kulübe yönlendiriyorlar. Ve çok güzel sayılara ulaşmaya başlamıştık. 600'e yakın bir kız grubumuz olmuştu ki pandemi devreye girdi ve maalesef durma noktasına geldi. Ama bu tarz projelerimizi olabildiğince fazla yapmaya çalışıyoruz. E böylelikle de kızların futbola olan tanışması ve o tanışmayla beraber de o futbol aşkını ilerletmelerini istiyoruz. Peki şö şöyle bir sorun var aslında. Bu belki bir anlamda sosyokültürel bir problem. Futbol erkek oyunudur bakış açısı hakim bütün Hı. E, Türkiye'de ve dünyada. Bu ne derece işinizi zorlaştırıyor? Yani futbolun sanki böyle bir erkek egemen e, kültürde bir oyun olarak algılanması nasıl etkiliyor? Şimdi neticede aslında bu bir spor, e, hatta bir boks değil, güreş değil ki oralarda da kadın sporcular var, dünya olimpiyatlarda da temsil ediyorlar, halterde bile. Ama futbol e, topla oynanan bir oyun, herkesin sevdiği, bütün milyarlarca insana hitap eden bir oyun. Erkek oyunudur algısı nasıl etkiliyor sizi? Geniş perspektif... En büyük problem herhalde bu değil mi? <laughs> evet, yani geniş perspektiften <laughs> baktığımız zaman. Bu çok önemli bir aslında tarihsel kısır döngü. Çünkü geçmişte bir erkek topa vuruyor. O topa vurduktan sonra o oyunu sahipleniyor ve futbolu geliştiriyor ve bunun erkek oyunu olduğuna dönük hareketler ve kurallar koymaya başlıyor. Kadınlar ne kadar iyi oynarsa oynasın, erkekler o top benim dediği andan itibaren ki toplumsal normlar da maalesef böyle bizler toplumsal normlarla yetişen kişiler olduğumuz için özellikle Türkiye'de yaşayan kadınlar çok daha iyi bilecektir ki ben bunları yaşayan birisi bizzat yaşayan birisi olarak söylemek isterim. Teknik insan olana kadar bu seviyeye gelene kadar sürekli bir ispat döngüsünden geçiyorsunuz. Kendinizin neden futbol camiasının içinde olduğunuzu, bu işi yapabileceğinizi her girdiğiniz ortamda en üstünden tutun en alt kademeye kadar herkese ispat etmek zorunda kalıyorsunuz ve bunun kesinlikle bir tarihsel kısır döngü olduğunu düşünüyorum. Çünkü erkekler sevdikleri şeyi kadınlarla paylaşmak yerine o alanda daha uzmanlaşıp bilir kişi olmayı daha çok seviyorlar. Biz kadınlarsa o ürünü paylaşmayı, birlikte bir şeyleri üretmeyi çok daha keyifle yapmaya çalışıyoruz. Şimdi dünyada tabii birçok Farklı kavram var. Bunlardan bir tanesi işte çok tartışılıyor, insanları reddettiği ırçılık bunlardan bir tanesi. Bir tanesi de cinsiyetçilik. Şimdi cinsiyetçilik hakikaten dünyada e, artık yok etmek istediğimiz hı hı. bir kavram, geride bırakmak istediğimiz bir kavram. E, kadın astronot var, kadın başbakan var, kadın cerrah var, kadın profesör var. Her platformda, her iş alanında kadınlar bütün dünyada söz sahibi. O yüzden hakikaten futbolda niye söz sahibi olmasın? Ee, burada bir paradoks var herhalde, değil mi? Olaya şöyle bakmak lazım. Bir meslek, bir tercih. Kadın erkeği yok ki. Yani bu işi futbolu erkekler oynar, kadınlar evde yemek yapar değil. Yani kadın savaş pilotu var, değil mi? Her, Her şey, şey var. Evet. İşini iyi yapan ve işini iyi yapan diye <laughs> yani. ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Ben bir teknik direktörüm. İşimi iyi yaptığım sürece bulunduğum konumu korurum. Ama işimi iyi yapmıyorsa erkek ya da kadın bir başka meslek taşıma burayı devredebilirim. Konuya bakış açısı çok önemli. Yani toplumsal olarak rolleri biz biçmişiz, bize biçilen rolleri oynuyoruz. Bunu kabul etmiyorum. Bunu bence şimdiki Z kuşağı da kabul etmiyor ki ben onlardan çok umutluyum. Çünkü yapılan araştırmalar ve Z kuşağı şunu söylüyor. Cinsiyet ayrımcılığını ya da toplumsal olarak verilen cinsiyet rollerini kabul etmiyoruz. Herkesin yaşamaya ve istediği mesleği seçmeye hakkı vardır diye yapılan anket sonuçları var. O yüzden gelecek kuşaktan çok umutluyum, çok ümitliyim. Ee, aynı şekilde de ben de bunun savaşını vermeye çalışıyorum bir kadın olarak bulunduğum ortamda. Kendi oyuncularıma da aynı şeyi söylüyorum. Sizler bir bireysiniz. Bu işin kadını erkeği yok. İstediğiniz şey için savaşacaksınız. Evet ispat döngümüz biraz e, erkekler oranla daha çetin, daha güç geçiyor. E, çünkü karşımızda bir erkek ordusuyla mücadele edip Pastanın büyük payını almış ve hala o pastadan daha fazla pay elde etmek isteyen bir grup var. Ama hiç önemli değil. Özellikle Türk kadınları bizler çok güçlü ve inatçı bir yapıya sahip olduğumuz için çok rahatlıkla o pastadaki kendimize düşen payı zamanla almaya başlayacağımızı düşünüyorum. Bu çok önemli bir nokta. Az önce ifade ettiğiniz sosyokültürel anlamda bize biçilmiş bir rol dediniz. Hı hı. E, hakikaten de Türkiye'de ve özellikle bazı geri kalmış ülkelerde bu şekilde algılanıyor. Yani kadın işte e, yemek yapar, çocuğa bakar, çamaşır yıkar, ev işlerine bakar. Kadının rolü budur şeklinde Hı -hı. genel anlamda toplumda bir konu, konumlandırma var Hı -hı. aslında. E, fakat özellikle işte gelişmiş ülkelerde, İskandinav ülkelerinde, Batı Avrupa'da, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde bu daha farklı konumlandı. Eskiden yani 100 yıl önce belki farklıydı ama şu anda gelinen noktada farklı. Bu da önemli özellikle kadın sporunun sadece futbol değil sporunun gelişmesi anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi burada kadın futbolunu biz geliştirmek büyütmek istiyoruz Türkiye'de bu alanda sizin elinizde bir imkan olsaydı yani federasyonda tabii ki milli takım teknik direktörü olarak çalışıyorsunuz ama neticede yapabilecekleriniz de kısıtlı. Ne yapmak isterdiniz kadın futbolunu geliştirmek için okullara mı yaymak gerekiyor biraz daha veya biraz daha işte bu ilginin veya kadın futbolunun yaygınlaşması, artması için ne yapmak gerekiyor sizce ilk adım? Yapmak gerekirden çok aslında yapmayı planladıklarımızdan bahsetmeyi çok isterim. Öncelikle ben aynı zamanda kadın futbolu koordinatörü olarak da futbol gelişim direktörüne bağlı bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Ve orada da yapmak istediğimiz en önemli şey başkanımızla beraber süperlik kulüplerine kadın futbol branşını açtırmak. Şu anda sadece Beşiktaş var ve Diyarbakır Amet Spor var. Profesyonellikte olup kadın liglerinde yer alan bir de şimdi Altay Spor gelecek 3. ligden. Onun dışındaki Süper Lig'de olan hiçbir takımımız maalesef kadın branşını açmadı. En büyük dileğim, en büyük isteğim ve en büyük çalıştığımız, yoğun olarak çalıştığımız kısım bu. Süper Lig takımlarının altyapılarında mutlaka ve mutlaka kadın futbolu branşına yer vermeliler. Beşiktaş var ve başarılı evet. da çok. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi... İki büyük kulüp, Trabzonspor'u da buna katıyoruz tabii ki. Trabzon'da Hı -hı. çok büyük bir futbol potansiyeline var ve kadınlar, kızlar da çok seviyorlar futbolu Trabzon'da. Hani bu kulüplerimizin de Bursa Spor olsun, işte çok büyük bir potansiyele sahip bir şehirden bahsediyoruz. Keza Adana öyle, evet. birçok eski şehir öyle, birçok kentimiz aslında kadın futboluna eğilirse kulüpler anlamında hem rekabet artar, hem de ilgi artar. İlgi artar. Bir de kulüplerin aslında yapmak istediği kişileri şeye çok yakın kadın futbolu. Ee, taraftarınızın daha fazla artmasını istiyorsanız, marketing anlamında e, farklı mecralara açılmak istiyorsanız, e, şu anda Beşiktaş kulübüne baktığınız zaman e, gelen sponsorlarla beraber aslında giderlerini tamamen karşılayan bir duruma gelmiş durumdalar. E, kadın futbolda büyüyecek ve bunu Avrupa'da, yurt dışında çok rahatlıkla görüyoruz. İzlenme oranlarından tutun gelen sponsorluklar ve kadın futbolunun yaptıkları anlaşmalara göre ne kadar erken bu işin içine girerlerse aslında o kadar karlı çıkacaklar. Çünkü izlenme oranları erkekleri geçen bir takım maçlar var ve çok keyif veriyor. E, yapılan son istatistikler şunu gösteriyor. Kadınlar futbolu topu daha fazla oyunda tutmak için mücadele ediyorlar. Erkekler ise oyunu soğutmak ya da oradaki geçişleri işte o zaman çalmaları daha fazla kullanıyorlar. Daha keyifli maçlar izlemek istiyorlarsa kadın futbolunun branşına açıp Oraya daha fazla ilgi göstermeliler. Tabii erkek futbolunda belki biraz daha kadın futboluna oranda daha makyavelist bir yaklaşım herhalde söz konusu. yani Kazanayım da nasıl kazanırsam evet. kazanayım. Hı hı. Kadınlar biraz daha bu işin e, estetik yönüne, biraz daha sportif yönüne hı hı. sanki önem veriyorlar. Ve aynı zamanda da hem diğer branşlarda olsun hem de futbolda olsun o centilmenlik ve karşılıklı empati saygı hiçbir zaman kaybolmuyor gibi geliyor bana. Hı hı. Çok doğru söylüyorsunuz çünkü yapılan çalışmalar da aynı şekilde bunu söylüyor. Kadınlar girdikleri herhangi bir yaptıkları spor branşında ya da herhangi bir organizasyonda çıkan ürüne bakıyorlar. Erkekler ise bireysel performanslarını ve yaptıkları skora bakıyorlar. Bunun tabii ki belli etmenleri var. Erkeklerin dünyasındaki maddi anlamdaki gelirler ve giderlerle kadın dünyasındaki gelirler giderlerinde çok tutarsız olması ya da dengesiz olmasından da kaynaklanıyor ama biz kadınlar öyleyiz. Gittiğimiz her ortamda öncelikle o birleştirici gücümüzü kullanmak, daha fazla iletişim kullanmak ve proaktif anlamda katılım sağlamayı daha çok seviyoruz. erkeklerse bireysel performanslarını nasıl arttırabilirim ve bireysel anlamda o çıtayı da kadar yükseltebilirimle daha odaklı yaşıyorlar. O yüzden aramızdaki en büyük fark bu. Peki dünyadaki kadın futbolundan biraz bahsedelim. Evet bizde Liglerin katılımının daha fazla olması, süper lig kulüplerinin özellikle e, yüksek kitlelere hitap eden, taraftar sayısı çok olan kulüplerin mutlaka kadın futboluna girmesi gerektiği gerçeğini konuştuk. Dünyada bazı ülkeler mesela ta eskiden beri İsveç, hı hı. E, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler kadın futbolunda öncüydü. Son dönemde Fransa e, bayağı Hollanda. Bir atak yaptı son yıllarda. Hı hı. Bazı ülkelerde işte çok yaygın İtalya'da. Kadın futbolu ligi İngiltere'de yaygınlaştı. Hı hı. Önemli kulüpler Manchester City gibi, Chelsea gibi kulüpler kadın futboluna yatırım yaptılar. Fransa'da Lyon'un çok ciddi bir egemenliği var. Bu alanda çok ciddiyetle yaklaşıyorlar hı hı. ve Avrupa'da söz sahibi oldular. Keza işte Barcelona olsun, birçok önde gelen kulüp Atletico Madrid olsun. Kadın futbolunda Juventus son yıllarda Aynen. işte İtalya'da şampiyonluğu kimseye bırakmıyor diye biliyorum kadın futbolunda. Aynen. E, kadın futbolu yaygınlaşıyor. Gelişiyor ve kulüpler de buna yatırım yapıyorlar. Biraz dünyada ve Avrupa'da gelinen noktayı konuşalım. Amerika Birleşik Devletleri bunu da öncüydü ama Avrupa'da atak yaptı değil mi son dönemde? E, Avrupa yaptı. <laughs> Yapmasının en önemli nedeni UEFA bütün fonlarını kadın futbolunun gelişimine ayırdı. E, ve bütün kulüplere daha doğrusu bütün federasyonlara da 4 senelik bir gelişim planı verdi. E, siz bu planda yer almak istiyorsanız sizin fonlarınızı arttıracağım ve gelişiminizi tamamlamak için bütün projelerinizi destekleyeceğim dedi. O yüzden de Avrupa'da buna kayıtsız kalmadı ve bütün ülkeler kendi stratejilerini, kadın futbolu gelişim stratejilerini oluşturmaya başladılar. Biz de şu an bunu yapıyoruz ama bizim yapılanmamız daha çok yeni, çok sağlam adımlarla çok güzel bir predimidin üstüne doğru çıkmaya çalışacağız. Ama en başarılı olan bunlardan bir tanesi Hollanda, en son Avrupa şampiyonu oldu, Amerika ile final oynadı. Küçücük ülke diyorsunuz ama yapılanmalarına baktığınız zaman her kız çocuğu 4 yaşından itibaren o futbol topuyla tanışıyor. ...yaptıkları en önemli şeylerden bir tanesi tamamen anneleri bu işin içine katıp futbol annelerini oluşturmaları. Futbol anneleri 4 yaşındaki çocuğu getirip sahaya bırakıp onlarla birlikte futbol oynatıyorlar. Ondan sonra kendi bölge seçmeleri, bölge seçmelerinden geniş kadronun oluşması... ...geniş kadroyu oluşturduktan sonra da inanılmaz şekilde yukarıya doğru çıkan bir performans görüyorsunuz ki... ...zaten son dönemlerde Avrupa'da çok etkili ve şampiyonalarda sürekli başı oynayan bir Hollanda ile karşılaşıyoruz. Amerika'ya diyecek hiçbir söz bulamıyorum. Çünkü hem aktivist tavırlarını ortaya koyarken aynı zamanda da kadının bu işte egemen olabileceğini, erkeklere nazaran çok daha başarılı olabileceklerini gösteren çok kült olmuş bir takımı var. Ve gelişimlerini de her sene üstüne koyarak devam ettiriyorlar. Ve o sıralardan da çok kolay kolay inmeyi düşünmüyorlar. Evet, uluslararası bir yıldızları vardı Mia Hamm evet. zamanında. Bütün dünyaca tanınan hı hı. kadın futbolunun idollerinden bir tanesiydi. Amerika Birleşik Devletleri peki eskiden beri yani erkeklerde hiçbir zaman futbolda iddialı olmadı. Zaman zaman iyi bir takımlar yakaladılar ama kadınlarda her zaman dünyanın ilk 1-2 hatta 3 ülkesinden Aynen. bir tanesi oldu kadınlarda hı hı. eskiden beri. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun hikayesi nedir kadın futbolunun bu kadar ileri olmasının? Çünkü orada futbol kadın branşı. Tek sonuç bu. Çünkü Amerika'da futbol kadının oynayabileceği bir spor branşı olarak algılanıyor. Erkekler daha fazla hokey, kriket tarzı oyunlara American yönelirken futbolu, Amerikan futboluna dönüyor. <laughs> Ama kadınlarsa tamamen futbola dönük bir hayat yaşıyorlar. Ona göre bir eğitim sistemleri var. Eğitim sistemlerindeki burs sistemi var. Ve çok ulaşılabilir. Futbol çok kolay bir oyun. Yani iki taş bir topa bakıyor aslında baktığınız zaman ve bulunduğunuz çevrede onu kurgulamak çok çok kolay. O yüzden de kadınlar doğal olarak çok ulaşılabilir, çok rahat ulaşılabilir olan futbolu tercih ediyorlar ki sistem zaten onun üstüne kurulu bir sistem. Evet, yıllar evvel ben Stockholm'a e gitmiştim. İsveç, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, onlar çok iddialılardı ve hatta Dünya Kupası finali anlatmıştım Stockholm'da, evet. kadınlar evet. futbolunda. O zaman da Mesela İsveç, İskandinav ülkelerinde de çok yaygındı kadın futbolu. Hatta bir Galatasaray'ın bir maçı içinde de gittik. Norveç'in kuzeyinde, Kuzey Kutup Dairesi'ne çok yakın. Ee, ve Tromsø'nün tesisleri, stadın yanında tesisleri var. Orada bir futbol sahası var. Dondurucu bir soğukta ee, küçücük kızlar, kızlar küçücük yani kızlar erkekler birlikte altyapıda evet. oynuyorlardı. Birlikte oynuyorlardı. Kızlar normal erkekler Norveç'te. E, aslında baktığınız zaman çok güzel graf, bir görüntüydü yani. E, küçük küçük 8-10 yaşında çocuklar e, birlikte top peşinden koşuyorlar. E, biz de oynatabiliriz. Çünkü bu e, 12-13 yaşına kadar zaten tüm Avrupa'da olduğu gibi bizde de çok rahatlıkla kız ve erkek çocuklarını bir arada oynatabiliyoruz. 12 yaşından sonra işte o ergenlik dediğimiz adolesan döneme girdiklerinde ayırmaya başlıyoruz. E, ayrılmasının nedeni de hiçbir şekilde cinsiyetçilikle değil, fizyolojik özelliklerin farklılaşmasından dolayı kız çocuğuna daha az topun gelmesi ya da toplu oynama süresi düştüğü için erkekler ve kızlar diye ayrım yapılıyor o süreçte. Ee, ama neden olmasın? Bizim ülkemizde de var böyle uygulamalar ama nasıl? Ee, 15 kişilik bir erkek grubunun içinde bir tane kız çocuğumuz var ve onlarla mücadele ediyor. Evet, benim oğlum bir futbol okuluna gidiyordu. Hı -hı. Ee, orada kızlar da geliyordu, heveslilerdi. Ee, ümit ediyoruz ki yaygınlaşır. Yani Hı -hı. kız çocuklarının da futbola olan ilgisi artıyor. Milli takım seviyesinden biraz bahsedelim. Hı -hı. Kadın milli takımımızın şu anda e, bulunduğu konum, hedefler, hı hı. dünya ve Avrupa şampiyonasındaki yeri e, ki yurt dışında da tarama yapıyorsunuz bildiğimiz evet. kadarıyla. Yani Avrupa ülkelerindeki Türk kızlarımız hı hı. da milli takıma hı hı. davet edildi. Bunu biraz bundan bahsedelim biraz. Tabii. Şu anda bulunduğumuz konum Avrupa'ya baktığımız zaman 31. sıradayız. Dünya sıralamasında da, daha Dünya Kupası açıklanmadı 55 ama. federasyon var kayıtlı UEFA'ya değil mi? Aynen öyle. 31. Sıradayız. 30 ortalardayız 30 sırada, ortalardayız yani. Ortalardayız, daha üst sıralarda da olabilirdik ama bir dönem kadın futbolunun ülkede kapanmasından dolayı hiçbir turnuvaya katılamamamız bizim ülke puanı olarak geriye düşmemizi sağlıyor. Son Avrupa Şampiyonası eleme grubunda da, Son bir buçuk senedir ben Kadın amil Takım'ın teknik direktörüyüm. Oradan bahsetmek isterim. İyi bir kadro oluşumunu kurduk ve bunu Dünya Kupası'nda da göstermek istiyoruz. Biraz önce bahsettiğiniz gibi yurt dışında oynayan, özellikle bulunduğu ülkenin milli takımında şimdiye kadar görev almış ama a milli Takım'a da artık seçim noktasına gelmiş kızlarımızla buluşuyoruz. Oradaki de en büyük hedefimiz, Onlara Türk milli takım formasını giydirmek, hem ailelerini gururlandırmak, hem de bizim milli takımımıza onların antrenman geçmişi ve onların deneyimleriyle çok güzel rol model olmalarını istiyoruz. En büyük hedeflerimizden bir tanesi bu. Daha yolun çok başındayız, ama başarı neye göre başarı? İşte performans mı, maç kazanmanız mı başarıdır? Yoksa ülkedeki tüm kızların futbolla tanışması mı başarıdır? Biz şu anda o aşamayı yaşıyoruz. Daha emekliyoruz. E, emeklerken de, de yaptığımız her adımı çok sağlıklı, her Türk kızının o futbol topuyla buluşup o imkanları çok rahatlıkla e, almalarını istiyoruz. Ya hangi ülkelerden genel anlamda katılım var? E, çoğunluk Almanya, Almanya'dan. Norveç, Danimarka, Fransa, İngiltere. E, unuttuğum ülke var mı diye düşünüyorum. Şöyle de bakmak isterim, hemen size söyleyeceğim. Avusturya var, Ukrayna'dan bizim oyuncularımızı transfer ettiğimiz oyuncular var Ukrayna ligine, İsviçre, Hollanda'dan gelen oyuncularımız var ve bunların hepsi kendi bulundukları ülkede küçük yaş gruplarında milli takımda görev almış kızlarımız. Ama onları şimdi kendi özlerine Türk milli takımına adapte edeceğiz. Hem kendi oyunumuzun kalitesini daha da yukarılara çekmeye çalışacağız. Hem de onlara da kendi milli takım formamızı giydirmiş olacağız. Peki kısa vadedeki hedeflerimiz ne? Kısa vadede eğer milli takım olarak söylemek gerekirse Dünya Kupası var önümüzde. 30 Nisan kurallar çekiliyor. Önümüzdeki Dünya Kupası grup eleme maçlarında en iyi performansı alabilmek istiyoruz. İzleyen kişilerin, keyif alıp evet Türk milli takımı böyle oynuyor bu bizim kızlar demelerini istiyoruz. Bunun da en güzel ölçütü şu geçenlerde bir Alman eğitimciyle de aynı şekilde bunu konuştuk. Üzerimizdeki formayı çıkarttığımız zaman logosuz bir formayla oynadığımızda bu Türk milli takımı dedirttirebilecek miyiz? En büyük hedefim kısa vadede aslında ekibimizle beraber yaptığımız şey bu. Bir oyun stili geliştirmeye çalışıyoruz. Bir felsefemiz var o felsefeye uygun stratejilerimiz var ve ona göre oyuncular buluyoruz. Oyuncularımızı da o şekilde yönlendirmeye çalışacağız. Bizim için en güzel vitrin Dünya Kupası grup maçları olacak. Orada da bütün Türk halkının keyifle izleyeceği, evet bu takımda bir gelecek var diyeceği bir takım oluşturmak. Peki genel anlamda medyanın ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela biz sizi Dünya Kadınlar Günü'nde 8 Mart'ta konuk ettik burada Hı -hı. ve maçları yorumladınız. Hakikaten de çok başarılıydınız. Ee, Süper Lig'de de yardımcı antrenör evet. olarak görev yaptınız. Yani teknik adamlıkta yeni değilsiniz. Sadece hı hı. kadınlar sektöründe de değilsiniz. Hı hı. Ama genel anlamda e, medyanın ilgisi veya Futbol Federasyonu'nun işte Nihat Bey olsun, Nihat hı hı. Özdemir ve yönetim kurulunun kadın futboluna ilgisi alakası ne boyutta? Biraz önce bahsettiğim işte o felsefeyi kurarken zaten başkanımız ve yönetim kuruluları üyelerimiz de hep yanımızda. Oğuz Çetin'in futbol gelişim direktörü olduktan sonra yenilenme diye adlettiği bir durumun en başında kadın futbolu yer alıyor. İşte biz de bu yenilenme adına basındaki bilinirliğimizi arttırmak, medyanın gücünü kullanmak istiyoruz ki son zamanlarda da biraz biraz yapmaya başladık. Çünkü çok ciddi sponsorlukları artık imza atıyoruz ve bütün sponsorlarımız başarıdan çok kadınların futbol oynaması ve futbol içerisinde istihdam etmelerine dönük hareket ediyorlar ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Bizim bir gidiş yolumuz var, Gidiş yolumuzda çok sağlam temeller üzerine kurmaya çalışıyoruz ve ciddi anlamda başkanımızın, her basın açıklamasına mutlaka kadın futboluna değindiğini görüyorsunuzdur. Çünkü çok ciddi kıymet veriyor. Aynı şekilde yönetim kurulu üyelerimiz çok ciddi kıymet veriyorlar ve bize güveniyorlar. E, Güven meseleler bütün kadın milli takımları yaş gruplarını kadınlara emanet etmezlerdi. Bizim şu anda bütün kadın milli takımlarımızın tüm yaş gruplarında kadın milli teknik direktörler var, kadın teknik direktörler var. Yardımcıları kadın analizcimizden tutun doktorumuz, fizyoterapistimize kadar kadın. Bunun nedeni pozitif ayrımcılık değil, bunun nedeni iyi rol modelleri en tepeden gösterip istihdam alanının ne kadar geniş bir e, pencerede gösterebilmemizi amaçlıyordu. O yüzden güzel bir şekilde başladığımızı düşünüyorum. Umarım Dünya Kupasında da seyir zevki yüksek olan e, kişilere, evet bu kızlar gelecekte çok daha keyif verecek, bu takım iyi bir takım e, dedikteyecek bir takım kurmaya çalışıyoruz. Şimdi aslında şöyle bakıyorum ben, biraz daha kulüpler odaklı olması lazım. Kulüpler ve kulüplerin altyapıları. Voleybolda ve basketbolda kadınlarımız çok başarılı hı hı. uluslararası düzeyde. Hatta voleybolda dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesiyiz. Kadınlarda da son dönemde önemli başarılar elde ettik ama bu hep böyle kulüplerin yaptığı yatırımlarla paralel. Hı hı. Mesela Eczacıbaşı kulübünü ben çok takdir ediyorum. Kadın voleyboluna çok katkısı oldu. Ee, özellikle yani başta Eczacıbaşı olmak üzere diğer kulüplerin de mutlaka altyapılarından çok önemli sporcular yetişti ama Eczacıbaşı bu işin lokomotifi oldu kadın voleybolunda. Ee, onların yetiştirdiği sporcular, onların işte öncülüğünde diğer kulüplerin, Vakıf Bank'ın, Fenerbahçe'nin veya Galatasaray'ın e, bu rekabete giriyor olması çok değerli kıldı kadın voleybolunu. Popüleritesi arttı ve söz sahibi olduk. Ama neticede iş yine kulüpler, kulüplerin altyapı organizasyonlarına bakıyor. Evet. Biraz bu konuda bence e, kadın futbolunu geliştirmek istiyorsak, Buna eğilmemiz lazım. Kulüpler ve kulüplerin altyapı organizasyonları. Bununla ilgili bir girişim var mı? Az önce siz dediniz ki hani Beşiktaş hı hı. tamam yapıyor ama diğer kulüplerin de bu işin içine giriyor olması lazım. Sadece üste bakmamak lazım. Birazcık yatırım yaparsınız, birazcık para harcarsanız Birkaç tane iyi futbolcu transfer edersiniz. Yurt dışından 2-3 tane iyi sporcu getirirsiniz. Bir takım kurarsınız. Hı hı. Bu çok zor değil. Ama alttaki organizasyona bakmak gerekiyor bence. Önemli olan kısmı bu. Onun için bir takım projelerimiz var. Yani Pandemi sürecinden sonra yapmak istediğimiz birçok şeyi aslında ötelemek durumunda kaldık. Çünkü kişiler kapalı ortamda online görüşmelerle yürütülen bir süreç yaşıyoruz şu anda. Ama kulüplerimiz için hazırlamış olduğumuz ve onlara sunacağımız dosyalarımız hazır. Başkanımız da bu konuda çok istikrarlı ve ısrarlı bir şekilde kulüplerimizle de bir iletişime geçecektir önümüzdeki günlerde. Sizin dediğiniz çok doğru. Eğer bir şeyleri geliştireceksek bizim profesyonel kulüplerimizin mutlaka mutlaka altyapısından o kızlarımız yetişmeli. Emin ellere teslim etmeliyiz ve gelişimi e, o şekilde devam ettirmeliyiz. Sürekliliği ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Peki hakemler konusuna gelelim. Erkekler futbolunda hakemler çok tartışılıyor <laughs> ve konuşuluyor. Ki ilk, ilk öncülüğünü Lale Orta yapmıştı kadın hakem olarak Türkiye'de. Zaman zaman Avrupa ülkelerinde görüyoruz profesyonel düzeyde kadın hakemler hem hı hı. maçı yönetiyorlar hem de yardımcı hakemlik de yapıyorlar. Türkiye'de kadın hakemlik seviyesi hangi boyutta? Nasıl görüyorsunuz bunu? Sayısı ne kadın hakemlerimizin? ile ilgili çok yorum yapamayacağım ama çok kıymet verdiğim benim de çok değer verdiğim Melis Özçiğdem'den tutun Dilan Hoca'ya kadar hepsiyle temasta olduğum hakemlerimiz var ve çok gurur duyuyorum. Birçoğu ülkemizde Belki az sayıda görüyorsunuz ya da medyada çok az bilinirliği var ama yurt dışına baktığınız zaman çok ciddi maçlara çıkıp Avrupa Şampiyonalarında maç yöneten çok kaliteli, çok deneyimli hakemlerimiz de mevcut ki önümüzde şimdi kadınlar birinci liginde de bütün hakemlerimiz görev alacak kadın hakemler yer alacak onları da keyifle izleyeceğim. Bence futbolun bütün paydaşlarına baktığınız zaman kadının işte farkı aslında ortaya çıkıyor bir yerde eğer şiddetin olmasını istemiyorsanız ya da işte daha rahat bir ortam geliştirmek istiyorsanız mutlaka mutlaka kadını o ortamın içine sokmalısınız. Peki Süper Lig'de bir kadın hakem görmek ister misiniz? Veya bu kısa sürede mümkün mü? İşini iyi yapıyorsa, değerleri iyiyse, gözlemciden iyi not aldıysa neden olmasın? Bu işin dediğim gibi biraz önce de söyledim gibi yani kadın erkeği yok. İşini iyi yapıyorsa neden olmasın? Evet, geçen yıl mıydı, önceki yıl mıydı? bayan Münih'in bir maçında kadın hakem yatıyordu. Evet. Futbolcular da evet. çok e, saygı gösterdiler. Mecburen de saygı göstermek evet. durumundalar <gülüyor> şimdi. <gülüyor> evet ümit ediyoruz bizde de gelişir ve yaygınlaşır. Tabii bakış açısı önemli. yani Her şeyin aslında başlangıcı evet. biraz bakış açısı. Ee, hani kadından hakem mi olur? Kadınların futbolda ne işi var gibi bir bakış açısı <laughs> olduğu sürece aslında bu problemi yenmemiz de çok mümkün değil gibi gözüküyor. Ee, genel anlamda Süper Lig'de Türkiye'deki futbol iklimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, Biraz böyle ayrımcılık, nefret, kavga, kaos, fanatizm. Bunların e, sanki biraz daha azalması için kadınların biraz daha fazla bu işin içinde olması gerekir diye düşünüyorum ben. Halbuki kadınların katılımcılığı e, Trabzon'dan tutun da bütün evet. illere kadar en çok Trabzon'daymış sanıyorum kadın seyirci <laughs> evet. oransal olarak birinci sırada. ikinci sırada Beşiktaş galiba. Vardı seyirciyle oynanırken. Dişi başlar. kartallar evet, diye. Fenerbahçe'nin Fener, Fenerbahçe de aynı şekilde Galatasaray'ın da hiç az Hı. değil. İzmir'de de çok fazla kadın izleyici görüyoruz. Kadınlar statlara gidiyorlar çokça. E, futbolu seviyorlar. Fakat bir türlü o fanatizm, o kaos, o nefret söylemlerini aşamıyoruz. Bu konudaki düşünceleriniz ne? Düşünün, düşünceden çok şöyle olmasını temenni ediyorum. Yani takımların e, mutlaka ve mutlaka geleceğe yönelik bir takım taraftar planlamalarının olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Almanya'da yapılan bir araştırma var ben biraz bilimsel ve akademik çalışmaları çok takip eden bir insan olduğum için Almanya e, kadın futboluna yatırım yapmak için bir araştırma yapıyor evde kim karar veriyor son çıkan anket sonuçlarında evdeki tüm kararları kadınlar alıyor şimdi aynı şekilde size de sorsam eve alacağınız makarnanın markasını ya da alacağınız arabanın şeklini şemalini kim karar verdi siz karar verdiniz diye düşünebilirsiniz ama kesinlikle eşinizin çok büyük etkisi var Aynı şekilde de bizim de aynı. Eğer e, iyi bir şekilde donanmak istiyorsak ya da taraftarı kulüpleme çetmek istiyorsak, taraftarı gerçekten kulübün bir parçası yapmak istiyorsak kadın dayanışmasından yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Kadın ve çocuklar. Kadın yanına çocuğunu alıp o maça çok rahatlıkla gidebilmeli ve o çocuğun eğitimini o taraftar o tribün eğitiminde annenin üstünden ya da o kadının üstünden verebilmek çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden kulüplerimizin Taraftarlarla ilgili yaptığı çalışmalarda gönüllü çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında gönüllü bir sürü scout var bir kulübün. İşte gönüllü antrenörleri var. Kişi gidip kulübün altyapısına kaydolup belli bir eğitimden geçtikten sonra o kulüp için çalışmaya başlıyor. Parçası olduğunuz bir şeyi linç etmek ister misiniz? Ya da parçası olduğunuz bir şeyin kötü duruma düşmesini ister misiniz? Kötü tezahürat yapmak ister misiniz? E, teknik direktörünüzü linç etmek ister misiniz, istemezsiniz. Çünkü siz onun bir parçasınız. artık oraya ait olmuşsunuz. Karşı takımlar için de aynı şey, rakip takım için de aynı şey. Oradaki aidiyet duygusunu geliştirmek ve işin içine mutlaka ve mutlaka kararı aslında son mekanizması olan kadınlara devretmek emin olun işi çok rahatlatacak. Evet, kadın bir başkanımız var Kayseri Spor'da, evet. Berna Hanım. Evet. Ee, onu nasıl değerlendiriyorsun? Bir kulübün süperlikteki bir kulüp başkanlığını evet. yürütüyor, çok da aslında bu işe böyle elini taşın altına da soktu. Zor dönemde kulübe sahip çıktı ve söz sahibi oldu Türk futbolunda. Nasıl değerlendiriyorsunuz bir kadın başkanın varlığını? Kendisiyle görüşme şansınız oldu mu? Maalesef olmadı. Çok istiyorum. Umarım bu pandemi süreci bittikten sonra tanışmayı da çok istiyorum. Çok da başarılı buluyorum kendisini. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi çok zor durumda olan bir takımı alıp onların hepsine kol kanat germek ve gelen bütün eleştirileri absorbe edip onun karşılığında daha hala olumlu e, mesajlar veriyor olması bu işte ne kadar fazla kadının olması gerektirdiğini sinyallerini veriyor. Yani futbolun veriyor. içinde olan güçlü bir başkan profili ama en azından belki kadın futbolunun gelişmesinde kızlarımızın işte e, bu işe girmesinde belki yardımcı da olabilir o anlamda. E, Sağolsun başkanımız şöyle jestler yapıyor. Kayseri'de bir kadın takımımız var. Maçlarını Kayseri Spor'un kendi stadyumunda oynamasına onlara otobüs e, teminini kendisi sağ olsun yapıyor. Böyle jestleri var ama gönül ister ki umarım başkanın bir gün e, o takımı tahiplenir. Altyapısında kadın takımıyla beraber de onun maçlarını izleyerek daha da büyük keyif alarak devam eder. Evet şöyle bir fikir var ben bu fikre katılıyorum. Dünyayı keşke kadınlar yönetse evet. şeklinde aslında <laughs> yani siyasette politikada işte bu kadar savaş olmaz bu kadar kavga olmaz evet. belki bir anlamda. E, o da işin başka bir boyutu tabi. Peki e, birazcık da siz, sizin özelinizde bahsedelim. Siz bu işe nasıl girdiniz? E, Süper Lig'de daha önce yardımcı antrenörlük yaptınız çeşitli kulüplerde. Evet. E, bundan sonraki hedefleriniz ne? Kendinize örnek aldığınız teknik adamlar var mı? E, futbola nasıl bakıyorsunuz? Modern futbolun geldiği nokta hı hı. konusundaki fikirleriniz. Biraz sizin özelinizde teknik adam olarak konuşalım. Teknik insan olarak ben hemen size cevap vermek isterim. 2000 senesinde ben futbol oynamayı çok isteyen ama bir türlü oynayamayan kesimin içinde kalan birisiyim. Hacettepe Üniversitesi spor bilimlerinde okurken, Ersun Yanal'ın Ankara gücünde hareket eğitimini vermesini istediği bir kadın antrenör arıyor. Orada da okul arkadaşlarım sağ olsun Cengiz ve Tolga. Bana söylediler, ben de iyi olur, bir ana olur. Fena da futbol oynamıyorum o dönem. Halı sahada maç yapıyorum, babamla birlikte gidiyorum. <laughs> Erkekler çünkü handball kökenliyim. E, lise sonuna kadar halk oyunları oynadım. Hep sporun içinde yer alan bir kişi olduğum için, e, savunmada da fena işler yapmadığım için erkeklerle halı saha maçlarına giden birisiyim. Olur dedim bir deneyim, ana olur. E, bir gittim Ankara Gücü'ne 2000 senesinde, gidiş o gidiş. E, Ersun Yanal'la başlayan maceram Gençler Birliği'nde devam etti 4 sene ki Gençler Birliği benim üniversite hayatımın bitimiyle beraber yani bitmesindeki ki o arada en önemli okul olmuştur. Çünkü hafta sonu 8 saat futbol okulunda çalışıyorum. Hafta içi geliyorum. Bütün alt yaş alt yaştaki kategorilerdeki e, U15'ten tutun U19 PAF takımı vardı o zaman. PAF takıma kadar hepsinin antrenmanlarına çıkıyorum. Aynı zamanda da A takımın antrenmanlarında hocaya destek oluyorum. Böyle bir 4 sene geçti ve inanılmaz deneyim kazandığım bir süreçti. Arkasından Ankara Spor'dan teklif geldi. Altyapısına gittim. Orada keçi öğren gücünde yardımcı antrenörlük yapmaya başladım. Derken Ersun Hoca Vestel Manisa'ya gitti. Orada bir deneyim yaşadım. O arada Oğuz hocayla tanışma şansı bulmuştum gençler bilindeyken. E, tam 2008'de artık Vestel Manisa'dan ayrıldığımız süreçte Oğuz Hoca'nın bir gün bir telefonu, kadın futbolunda bir yapılanmaya gidiyoruz. E, sen de yıllarca erkeklerle çalıştın, kadın tarafında çalışır mısın dedi. E, o değiş o değiş bir gittim. E, 12. senem olmuş Futbol Federasyonu'nda. Ve Futbol Federasyonu'nda da çok sevgili avlanızla Zeynep Gülene ile de çalışma fırsatı buldum. E, ve orada da her kademesinde yani U15 e, yardımcı antrenörlüğü, teknik direktörlüğü, 17 milli takım teknik direktörlüğü şu anda da Kadın Amili Takım Teknik Direktörü olarak devam ediyorum. Çok çetin, çok zor ama her kendinizi ispatladıktan sonra motivasyonunuzu yükselten bir yoldu. Benim en büyük misyonumun da şu olduğunu söylüyorum hep. Ben çok önemli bir kişi olmaktan çok o yoldaki taşları alan, benim arkamdan gelecek olan kızların, o kadınların engellerini aşan ve onlara tertemiz bir yol sunmak isteyen bir kişiyim. Onun için de bütün e, çaban ve gayret. Evet çok takdir ediyoruz sizin de bu çalışmalarınızı. Ümit ediyoruz ki arkanızdan gelenler de kadın futbolunda e, kızlarımız, kadınlarımız bu yolda sizin misyonunuzu devam ettirir. Bu çok önemli. Hı. Peki futbola, modern futbola baktığımız zaman futbolda değişik akımlar var her zaman. Değişkenlik de gösteriyor. Şimdi şu anda mesela e, Guardiola'nın evet. özellikle... E, Öncülüğünü yaptığı işte possession hı hı. pasadayalı futbol evet. e, belki referans olarak alınıyor veya işte kimilerine göre bu son dönemde yaygınlaşan işte daha direkt oyunlar hızlı oyunlar geçiş oyunları e, popüleritesini devam ettiriyor. Siz hangi noktadasınız bu anlamda futbolda neyi referans alıyorsunuz kendinize hangi oyun size göre fenomen? Hı hı. Yani fenomen oyunlar aslında oyuncuların belirlediği bir e, durum. Şimdi eğer Guardiola'nın takımı bende olsaydı ben de aynı şeyleri yaptırırdım. Çünkü teknik kapasitesi yüksek. Oyuna her alanda hakim olan oyuncu grubunu bulduğunuz zaman ister istemez zaten o sinyalleri alıyorsunuz. Milli takımımızda bizim oynadığımız bir belli bir şablonumuz, bir sistemimiz var. Olabildiğince proaktif oyun oynamaya çalışıyoruz. Topa hakim olan, Topa hakim olduktan sonra da en kısa sürede 3. bölgede yoğunlaşıp orada sonuçlandırmayı bulmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim kızlarımız yurt dışındaki Avrupa'daki ülkelerdeki oyunculara baktığın zaman daha yaratıcı. E, fiziksel anlamda evet eksilerimiz var. E, çünkü onların antrenman yaşı, şimdi Hollanda'da 4 yaşında futbola başlayan bir kız çocuğuyla 13 yaşında Türkiye'de başlayan kızın arasındaki o antrenman yaşı sizi ister istemez fiziksel olarak e, geriye çektiği için sizin oyun kurgunuzu da değiştiriyor. E, o yüzden... Evet proaktif oynamaya çalışıyoruz ama ikinci bölgede çok sağlam bir savunma. Orada oyunu olgunlaştırıp üçüncü bölgeye oyunu yığıp orada da set oyunu oynamaya çalışıyoruz. Onun kurguları üzerinde çalışıyoruz. Bir sürü akım var. Şimdi üçlü savunma çok daha popüler olmaya başladı. Evet. Kanat oyuncularını çok daha içeriye yönlendiren ve daha katkı sağlamaya çalışan bir oyun kurgulanmaya çalışıyor. Ama biz haddimizi bilerek... Oyunumuzu gün geçtikçe geliştirerek ve ona göre oyuncuları monte ederek devam ettirmeye çalışıyoruz. Bir stratejimiz var. En önemlisi de iyi oyun, temiz oyun anlayışını kurguluyoruz ve mücadele. Benim en önemli ve en dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi top rakibe geçtikten sonra en hızlı şekilde o gün pres dedikleri hızlı bir şekilde topa alıp tekrar oyun kurgusunu yönlendirebilen oyuncuları seçmeye çalışıyoruz ve Oyun kurgularımızı da ona göre yapıyoruz. Aşağı yukarı kadın futbolundaki koşu mesafeleri e, ne kadar? Erkeklerde şimdi ortalama 15 kilometre bölü saat şeklinde ise en son yapılan Dünya Kupası'nda da kadınlar 12 kilometre bölü saat civarında koşmuşlar. E, sprint sayıları erkeklerden biraz daha fazla. O da topun oyundan çıkmasını engellemek ve daha cesaretli ve daha yürekten oynamaya çalışmakla da ilgili e, sprint sayıları erkeklerden biraz daha fazla. Anaerobik ortama da erkeklerden daha erken giriyoruz. Baktığınız zaman da bütün maçlara kadın futbolunda 70 ile 90 dakika arasında daha fazla gol yeniliyor. Çünkü aerobik kapasite artık o oksijen seviyesinin azalmasından dolayı karar verme mekanizmaları yavaşlıyor. E ve yanlış karar verdiklerinde de golle sonuçlanıyor. Evet dünyada özellikle öncü ülkelerin maçlarını seyrettiğimiz zaman Eurospor işte Eurosport falan yayınladı birçok maçı. Hı hı. Hakikaten yani saçları falan uzun olmasa ayırt edemeyeceksiniz. O kadar üst evet. seviyeye geldi kadın futbolu. Ama kaleciler konusunda katılmıyorum ben. <laughs> Kalede biraz sanki kadın futbolunda sorun var gibi. Çünkü size olarak kale e, hani tamam bir 90'lık bir 95'lik kızlarımız kadınlarımız var kaleye geçebilecek ama genel anlamda biraz kadın futbolunda kaleci sorunu var gibi geliyor bana. Benim kişisel gözlemim. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Genel raporlara baktığımız zaman da aynı şey söylüyor. Şimdi bir kaleci söyleyin deseniz Amerikalı Hopsolo herkes söyler. Ama onun da fiziksel anlamda boyu kısa olduğu için mesela yediği gollerde hep üstünden yediği ile ilgili bilgiler var. Evet doğru çünkü size olarak erkek size ile kadın size'ını yan yana getirdiği zaman bir takım sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Hatta Manchester City'nin kadın antrenörü bununla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki bu size'lar sahanın büyüklüğü bizim fizyolojik anlamda, fiziksel anlamda erkeklerle yarışma şansımızın olmadığını düşünüyorum. Ve bunların boyutlarının küçülmesi gerektiğini düşünüyorum diye de bir açıklaması var. Evet bunu voleybolda yapılıyor, basketbolda yapılıyor. Benim fikrimi soracak olursanız da yine o cinsiyetçi kavramlar girip Aa, kadın futbolu da böyle denilmesin diye ben aynı boyutta kalmasını arzu ediyorum. Evet siz aynı zamanda annesiniz değil mi? Evet. Çocuklarınız <laughs> bir tane oğlunuz oğlum var. var. Evet. Kaç yaşında? 5 beş, beş yaşına daha Küçük yeni girdi. maşallah. Kampa geliyor. Sporcu olmasını ister miydiniz? <laughs> çok isterim. Zaten kendisi çok hareketli ama futbolun içinde yer alır mı onu çok bilemiyorum. Çünkü e, Ali doğduğundan beri sürekli ben kamptayım ya da eğitimdeyim ve sağ olsun annem bakıyor. <laughs> e, ve tepkili. E, yine mi futbol? Çünkü eve girdiğiniz andan itibaren ekranda sürekli bir maç. Benim eşim basketbol hayranı, dehşet basketbol maçlarını e, seyrediyor. Sürekli evin içinde bir spor var ve çim saha. E, biraz tepkiliydi. Son zamanlarda böyle yavaş yavaş artık bu hangi takım, bu ne oynuyor, ben de mi gol atsam diye bir şeysi var ama bilmiyorum. İsterse, keyif alacaksa, e, en önemli şey hayattan keyif almak. Eğer keyif alacaksa evet sporcu olmasında hiçbir problem yok. Keşke herkes yani illa profesyonel sporcu olacak evet. ama herkesin sporun içinde olması gerektiğini düşünüyorum ben de. Kesinlikle. İyi kötü amatör bir sporla ilgilenirsin. Bu eskrim de olabilir, futbol da olabilir. Hı hı. Bir başka spor branşı da olabilir ama önemli olan sporun o paylaşımcılığı, o işte sağlığa olan faydaları, o ruha evet. olan faydaları aslında o önemli diye düşünüyorum. Yani kadınlar futboluna da biraz öyle bakıyorum ben. Hı hı. İlla profesyonel yapmak zorunda değil. Bir topun peşinden koşmak, bir şeyler birileriyle bir şey paylaşmak. O da güzel. Ümit ediyoruz ki Türkiye'de gelişir kadın futbolu, ilerler. Kızlarımız e, bu spora daha fazla eğilirler. Çünkü en çok izlenen spor Evet. E, futbol. E, hem izliyorsunuz, hem seviyorsunuz. Birçok kadın taraftar var bizi takip eden, e, futbolu seven. Neticede onlar da sporun, futbolun içinde olmalı ama imkanları yaratmak lazım. işte hem okullarda hem de kulüplerde. Aynen. Yani gidip de e, halı sahada veya işte e, semt sahasında oynamanın ötesinde bir organizasyonun içerisinde lisanslı. Evet bir kulübe ait olmak evet. çok farklı bir durum. Yani kişi ister amatör oynasın, ister profesyonel, ister parayı yaşam kalitesini arttıracak olan parayı oradan kazansın hiç önemli değil. Önemli olan bir yere ait olmak ve kendi yaşam kalitesini, standardını yükseltebilmek ve ülke için, her ülke için kadın unsurlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de kadın istihdamı ne kadar sporun içinde, futbolun içinde yer alırsa o kadar kaliteli işler olacaktır, o kadar sağlıklı nesiller yetişecektir. Almanya'da kadın lisanslı futbolcu sayısının ne olduğunu biliyor musunuz? Almanya değil ama hemen size Hollanda ile ilgili bilgi verelim. Hollanda çok nüfusu az. Almanya'nın nüfusu bize yakın olduğu için. O ya anlamda. bizim tabii değerlerimize baktığımız zaman Almanya bizim 1 milyon geçmiştir büyük bir ihtimal Almanya'nın bizim 4.500 ile 5.000 civarında bir lisans sayımız var yani Almanya'da çok ciddi bir yapılanma olduğu için ve yıllardır devam ettiği için bizden daha öndeler. Evet erkek futbolunda da çok öndeler Cem yani lisanslı futbolcu lisanssız sporcu sayısında. İşte sistem. O yüzden bizim bunu yani biraz e, sayın bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da e, aslında sporun çok içinde Hı. ve çok iyi işler yapılmasını istiyor organizasyonlar anlamında. Her spor branşında çok da katılımcı ve iyi niyetli. Aslında yani kendisiyle de zaman zaman program yaptığımız zaman konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Ee, yani bu lisanslı sporcu sayısını bizim kesinlikle arttırmamız gerekiyor. Sadece futbol değil. Her türlü spor branşında. Yani lisanslı sporcu sayımızın çok üst seviyeye ulaşması gerekiyor ki hem olimpik sporlarda hem de profesyonel sporlarda başarılı olabilmeli. Onun da en önemli önceliğinin eğitim sisteminin olduğunu düşünüyorum. Siz eğitim sisteminize sporu eğer katabilirseniz, emin olun çok sağlıklı bir şekilde zaten spor organizasyonunuzun yapılanmasını yapmış oluyorsunuz. Peki VAR uygulamasına nasıl bakıyorsunuz? Futbolda <laughs> çok tartışılan bir uygulama. Hı hı. Kadın milli takımı teknik direktör olarak VAR'ın faydası olduğunu. Kimse tabii tartışmıyor bir faydası var ama neticede doğru uygulanıp uygulanmaması veya futbola getirdikleri veya götürdükleri konusunda veya belli bir standart yakalanmaması konusunda tartışmalar var. Siz bu tartışmanın neresindesiniz? Ya öncelikle şöyle ufak bir açıklama yapmak isterim. Ben bir sene hakemlerle, süperlik hakemleriyle çalışan bir insan olarak hakemliğin çok zor bir meslek olduğunu Söylemek istiyorum. Öyle Türkiye'de daha da zor. Evet çünkü herkesin futbolu bildiği ve eleştirebildiği e, tek spor branşı galiba. E, öyle olunca da inanılmaz derecede o stresi yönetmeniz gerekiyor. E, yurt dışında e, çok daha rahat uygulanan şeyler bizde maalesef daha eleştiriye açık halde oluyor. Ben var uygulamasının çok başarılı olduğunu düşünüyorum. E, nasıl basketbolda aynı şekilde bir VAR sistemi gibi bir sistem varsa, teniste, voleybolda varsa bu da futbolda oturacak. Ama değişim o kadar kolay bir şey değil. Yani değişime direnç göstermek, değişim içerisinde kendi değişimini yaratmak çok kolay bir süreç değil. E biraz daha sabırlı olup o süreci aslında birlikte atlatıyoruz. Çünkü her maç hem e, hakemler için hem de var sistemi için. Bir deneyim. Ne kadar fazla deneyim elde ederseniz o kadar olumlu sonuçlar almaya başlıyorsunuz ki ben son maçlarda gördüğüm kadarıyla o çizgilerin çekilmesi çok büyük olay olduğu için söylüyorum. E çok daha başarılı olmaya başladı. Bir kere orta hakemi ve hakemler e, triyosunu çok rahatlatan bir sistem olduğunu da düşünüyorum. İnsansınız, birçok hata yapabilirsiniz. Tabii ki hatayı yok etmiyor ama minimize ediyor kesinlikle. Evet, minimize ediyor bir de hatadan dönme payını size ortaya çıkartıyor. Zaten istediğimiz de bu değil miydi? Bu sistem geliştirilecek. Daha da geliştirmeye de çok müsait bir sistem olduğunu düşünüyorum. E, futbolcular nasıl 90 dakikada biraz önce bahsettik... ...anayrop ortama giriyorlar ve karar verme mekanizmaları zayıflıyor... ...irade gücü zayıflıyor. E, ha hakem de insan ister istemez 90 dakika belki bir futbolcudan... ...daha fazla koşu mesafesine sahip. Ve bu kişinin siz biz televizyondan izleyip... ...aa bu offside'da çok rahat söyleyebiliyoruz... ...oturduğumuz yerden çok kolay çünkü. Ama irade gücünüzün zayıfladığı anda... Doğru kararı verebilmek hem çok tecrübeyle alakalı, e, inisiyatif almayla alakalı hem de o anki fiziksel durumumuzla çok alakalı. O yüzden biraz daha müsamaha gösterilmesini ve işin olumlu yönden bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, pozitif bakmak aslında en önemlisi evet. burada. Yani Art niyetli olduktan sonra zaten hiçbir şeyden memnun olmazsınız evet. ve hiçbir şey çözüm getiremezsiniz. Aslında futbol severlerin hangi kulübün taraftarı olursa olsun hakemlere ve VAR sistemine e, olağan dışı durumlar dışında hı hı çok ciddi hakem hataları ki Artık çok ciddi hakem hataları evet. olmuyor vardan sonra. Daha pozitif bakmaları gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Size katılıyorum. Ee, yayıncı kuruluş konusunda da zaman zaman tartışmalar oluyor <laughs> Türkiye'de. Şimdi biz bir sports olarak uluslararası evet. bir yayın kuruluşu burası. Hı -hı. Ve uluslararası standartlarda yayın yapmaya çalışıyoruz. Yani reyting odaklı, e, kavga, tartışma odaklı değil de daha çok uluslararası standartlarda işte oyunu Hı -hı. ön plana çıkar. Zaten oyunun içine, sahanın dışına çıkmayan standartlarda yayın yapmaya çalışıyoruz. Teknik olarak da 4K teknolojisinde 16, 18, 20, 23 kamerayla evet. yüksek çözünürlüklü yayınlar yapılıyor çok tecrübeli bir ekip tarafından. Fakat bir türlü bir spor kendini beğendiremiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Her gelen <gülüyor> konuğumuza <gülüyor> soruyoruz çünkü bu konuları. Bence beğendirememek <laughs> değil. Kişiler alışacak. İnsanlar biraz önce de dediğim gibi yani değişim çok farklı bir süreç. Kişileri doğruya yönlendirmek ya da kaliteli olan o standardı koruduğunuzu hissettirmek biraz süreç gerekiyor. 8 Mart'ta ben şimdi burada yorumcu olarak geldim. O kadar stresli değişmiş ki. Gerçekten oyunu nasıl yönlendireceğiz ya da nasıl bir yorum yapacağız? Şimdi üstümüzde bir sorumluluk var Sizi o kadar iyi anlıyorum ki Olumlu geri dönüşler ya aldınız evet, değil mi? Herkese çok teşekkür ediyorum O kadar güzel mesajlar aldım ki Ve bunu devam ettirmek adına da çok cesaretlendiren Çok keyif veren yorumlar oldu Bir tane bile olumsuz herhangi bir eleştiri almadık O yüzden de çok mutluyum Herkese de çok teşekkür ediyorum Ama bu işte sizin yaptığınız iş de böyle Zamanla insanlar bu değişimi fark edecekler ki Bence çok kaliteli yayınlar oluyor bize futbolu ulaştırmak ve kaliteli isimlerle futbol bilimini, futbolu iyi bilen insanları bizim ekranlarımıza getiriyorsunuz. Bence dediğim gibi biraz sabretmek, kişilerin de biraz empati kurarak çünkü bu koltukta oturmak ya da bu yayını yapmak çok kolay işler değil. Tıpkı bizim sahaya çıkıp o mücadeleyi verirken almış olduğumuz kararlar gibi çok kolay kararlar ya da çok kolay süreçler değil. Evet az önce bahsettiniz Z kuşağı ile birçok şey değişecek diye. Evet bence de değişecek ama biraz sanki yeni jenerasyon her şeyi çok kolay elde edileceğini zannediyor. Yani çok çaba sarf etmeden, çok emek harcamadan bir yerlere ulaşmaya çalışıyor. Biraz sabırsız bu anlamda. Çünkü kolay tüketilen bir mecradayız şu anda. Her şey çok kolay tüketiliyor. Her şeye kolay sahip olunuyor. Her şeye kolay ulaşılıyor ve çok kolay, kolay vazgeçilebiliyor o anlamda. O yüzden hani bizim jenerasyon ve bizden önceki jenerasyon biraz daha sabırlı, hani belli bir yere gelebilmek için çok emek sarf edilmesi ve çalışılması gerektiğini bilen, kıymet bilen, kıymet bilen bir jenerasyondu. Şimdiki jenerasyona bakıyorsunuz, geliyor birinci gün işe geliyor genç bir insan. Ertesi günü üç gün sonra işte başka bir noktaya yani mesleğinde çok daha yukarıya merdivenleri birer birer çıkmak yerine <laughs> sekizer onar çıkmak istiyor. Sanki biraz böyle bir sorun görüyorum ben. Maalesef çok kolay her şeye ulaşıyorlar. Bilgiye çok kolay ulaşıyorlar. Yani post endüstriyel bir Bilgiye kolay ulaşıldığı için bilgi evet. de değerini kaybetti. Ama kolay ulaşılan şey kolay da kaybedilebiliyor. Evet. Ve evet. şey çok yüzeysel. Bilgileri de çok yüzeysel. Yani post endüstriyel evet bir dönemdeyiz. Bilgi bizim için çok kıymetli. Bilgiye ulaşmak çok kolay olunca kişiler zannediyor ki aa çok kolay ulaştım ben bunun devamını getiririm. Hayır verdiğiniz, yaptığınız her şeye emeğinizi katmak zorundasınız. Gecenizi gündüzünüze katacaksınız belki de. E gelişme ancak o şekilde olabiliyor. 20. senem futbolda ilk kez sizinle karşılıklı sohbet etme şansı buluyorum. Benim için çok kıymetli bir spor insanısınız. Bu benim için çok önemli bir deneyim. Ama ben 20 sene sonra sizinle karşılıklı sohbet edebiliyorsam ya da 20 sene sonra kadın milli takımı hakkında burada yorum yapabiliyorsam, bir değerlendirmede bulunuyorsam o işte 20 senelik tecrübe e, ...deneyim ve verdiğim mücadelenin karşılığında oluyor. E, bizim gençlerimiz de bunu anlamak zorunda ki... ...iki duvara tosladıktan sonra zaten... Aa, ...ben bir yerde yanlış yaptım deyip kendilerini düzeltmeye çalışıyorlar. Onlar da o deneyimi yaşayacaklar. Evet, e, Necla Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, aslında bizim misyonumuz... ...yani ben kendi adıma söylüyorum... E, ...ve çalıştığım kurum adına... ...bizim misyonumuz bu ülkede bu sporun sevilmesi, yaygınlaşması ve geniş kitlelere hitap etmesi yönünde. Siz de bu misyonun bir parçasısınız. Siz de özellikle kadın futbolunda kızlarımız, kadınlarımız futbol oynasın, futbolu sevsinler. Evet. E, futbolda biz de ülke olarak söz sahibi olalım. Bunlar önemli şeyler, değerli şeyler. Çok teşekkür ediyorum o anlamda size. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ümit ediyoruz ki kadınlarımız da, işte bakın Türk kızları bunlar, evet. bunlar da futbolu çok iyi oynuyor. Nasıl voleybolda e, ülkemizin gururuysa kadınlarımız. Basketbolda ülkemizin gururuysa birçok spor branşında futbolda da aynı seviyeye gelmemizi arzu ediyorum. Atatürk'ün Türkiye'sinde Türk kadını çünkü çok özel, çok güçlü, dünyada söz sahibi her platformda her alanda futbolda da aynı duyguları paylaşmak istiyoruz. Çok güzel özetlediniz o yüzden çok teşekkür ediyorum. Ben de çok inanıyorum. Emin olun ilerleyen süreçlerde ayağının üstüne sağlam basan, kendi fikirlerini çok rahatlıkla söyleyebilen, performans anlamında da milli takıma da olsun, futbol anlamında da olsun istihdam alanında çok fazla yer bulan kadınları göreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, bir United programında kadın milli takımı teknik direktörü Necda Güngör ile birlikteydik. Kendisi 20 yıllık birikimini bizlerle paylaştı. Sadece kadın futbol değil, futbola dair de konuştuk ve e, ümit ediyoruz ki bu yayınımız... Türkiye'de futbolu seven tüm kadınlarımız için, kızlarımız için bir ilham kaynağı da olur. Futbolun gelişmesine de katkı sağlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.